Sırada yine bir kadının yardım çığlığı var. Yer İstanbul. 7 ay önce şiddet yüzünden ayrıldığı eski erkek arkadaşı bir türlü talihsiz kadının peşini bırakmadı. Sürekli taciz etti ve en sonda gece yarısı evine kurşun yağdırdı. 5 kurşun maalesef genç kadının babasına isabet etti. Babanın durumu kritik, yaşam mücadelesi veriyor. 7 ay önce ayrıldığı sevgilisinin evine kurşun yağdırdı. Anne ve babasını yaraladı. Sürekli devam etti tehditlerine, hakaretlerine. En sonunda böyle bir şey yaptı, babamı yaraladı. İstanbul Sarıyer'de 22 yaşındaki genç kız 7 ay önce sevgilisi Süleyman Begik'le ayrıldı. Durumu bir türlü kabullenemeyen Begik, eski kız arkadaşını sürekli rahatsız etmeye devam etti, tehditler savurdu. Yaklaşık 8-9 aydır sürekli peşimde beni rahatsız ediyor. Kendisi benim eski erkek arkadaşım, takıntı haline getirdi. Sürekli beni rahatsız ediyordu, beni daha önce darp etti, iş yerimi bastı. 18 Kasım'da genç kızın evinin önüne gelen 22 yaşındaki Süleyman Begik, eski sevgilisinin anne ve babasına kurşun yağdırdı. Anne saldırıyı kurşunların sıyırmasıyla atlatırken ağır yaralanan babanın yaşam mücadelesi sürüyor. Babamı hedef alarak ateş ediyordu. Sonra ben yapma diye bağırdım. Ablamlar arabanın arkasına saklandı. Babam ona doğru yönelince kurşun almasına rağmen gitmesini istiyordu çünkü. Daha sonra arabasına bindi, arabasından ateş etmeye çalıştı. O sırada zaten babam yere düştü. Babamı ardı ardı ateş etmeye başladı. 5 kurşun isabet etmiş. Olay yerinden kaçan 22 yaşındaki saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. 8 adet suç kaydı olan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.